Selam millet. Yeni bir iş planı nasıl hazırlanır? Onunla ilgili konuşacağız ama önce güneş gözünü açıklayayım. Artistik olsun diye takmıyorum. Bahar döneminde böyle bir akıntı, bulantı, işte aşınma, kaşınma, ıvır zıvır şeyler var. O nedenle kusura bakmayın. Yeni bir iş planı nasıl hazırlanırın üzerinden kısacık geçelim istiyorum. Bununla ilgili de şimdi bir listem var. Mesela bir, başarılı bir hikayeniz olması lazım. Bir snapshot, bir özet hazırlamanız lazım. Bunu önce kendiniz için, sonra da kime sunacaksanız onun için hazırlamanız lazım. Bu da nereye çıkıyor? İyi bir fikriniz olması gerekiyor. İyi fikir çok değerli bir şey ama memlekette herkesin fikri var. Hangisi iyi, hangisi anti kuntin fikir. Bu tartışılacak bir şey. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, iş fikrinizi özgün olması açısından birkaç kere değerlendirin. En iyisini ben buldum, ulen ben bunu yaparım demeyin. Defalarca üzerinde düşünün. Ne yapacağınızı çok iyi açıklamanız gerekiyor. Arkasından da mutlaka, yani açıklamanız gerekiyor derken, kime anlatacaksın onu açıklayacaksın. Artı bir de sen bileceksin bunu. Arkasından da pazarı çok iyi araştırman lazım. İşte girişimcilikte çok yaratıcı fikirler olduğu gibi hiç yaratıcı olmayan, birbirini tekrar eden milyonlarca fikir var. Hem dünyada hem ülkemizde. Ona istinaden fikrinizin özgün olması, bir daha söylüyorum, çok önemli. Pazar araştırmasını iyi yapın. İşte muadil markalar, muadil firmalar, muadil girişimcilik hamleleri neler yapmışlar, nerede patlamışlar, nerede cörtlemişler, nerede çuvallamışlar, onlara bir bakın. Başarılı olanları da araştırın. Yok olup gidenleri de araştırın. Çünkü her hamle bir değer. Her hamle bir ders. Zarar bile görseler, batmış bile olsalar, onlardan feyiz almanız kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabii projenizi hazırlarken ben kendi işimle alakalı söyleyeyim. 30 sene kurumsal yaptım. Kurumsalın haricinden çıktım. Masanın bu tarafından öbür tarafına geçtim. Bunu yaparken de 2 sene beni besleyecek şekilde bankaya para koydum. 2 sene iş yapmayacakmış gibi düşündüm. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. İşinizi bıraktınız. Yeni bir girişimcilik hikayesine başlıyorsunuz. Bütün arkadaşlarınız size ne diyor biliyor musunuz? Babacığım başla. Biz seni çok ciddi destekleyeceğiz. İşte şunu yapacağız. Bunu yapacağız. Biz seni destekleriz, sana güç veririz falan. Hikaye, hiç kimse destek olmuyor. Bilakis hiç tanımadığınız, hiç alakası olmayan insanlar size destek oluyor. Ama genelde yapacağız diyen insanların hiçbiri yapmıyor ve destek olmuyor ve bütün sözlerini de unutuyorlar. O yüzden 2 sene benzininizi, yakıtınızı, yiyeceğinizi, içeceğinizi, sosyal hayatınızı, her şeyinizi karşılayacak parayı banka yatmadan sokağa çıkmayın.